ki Çukur eylemleri sırasında yine aynı bakanlık makamındaydım. PKK'lı o köpekler 30-40 bin kadar evimizi yakıp yıkmışlardı. Fakir fukara dışarıda kalmıştı. Bir gün Cizre'de açılış var. Gece bizim istihbarat, Sayın Bakanım gitmeseniz olur dediler. Karşınızdaki muhatapların tamamı neredeyse PKK'nın siyasi partisinin adamları olacak. Provoke edebilirler. Düşündüm, eğer ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı olarak Cizre'de bir açılışa gidemiyorsam o görevden istifa etmem lazım. O yüzden ertesi gün doğru hizmete gittim. Karşımda çok kalabalık bir grup var. Buradan daha da kalabalık. Açılış yapıyoruz. Onlara dedim ki, dün geceden itibaren sabaha kadar sosyal medyanızda sizin adamlarınız, onu ölçecek bir alet daha icat olmadı. Çünkü her evde gözyaşı var. Evlerini teslim ettiğimiz bir kardeşimize misafir olup çay içtiğimizde o geceyi anlatıyorlar. Hem onlar ağlıyor hem biz ağlamaya başlıyoruz biraz sonra. Böyle bir acı. Ama çok şükür gece 4.17'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ayakta. Bütün bakanları bölgeye görevlendirir. Her bir deprem bölgesinde bir bakan arkadaşımız var. AFAD görevlilerimiz var, valilerimiz var, kaymakamlarımız var. Ben de o dönemde genel başkan yardımcısıydım. Belediyelerden sorumluyum. 1390 belediye var Türkiye'de. 810 tanesi AK Partili. 810 arkadaşımızı oraya gönderdik. Arkadaşlarımızın tamamı hizmettelerdi. Gece gündüz depremzedelerin yanında olduk. Oradaki yaraları sarmaya çalıştık. Adeta bu asrın felaketini asrın dayanışmasına döndürdük. Elhamdülillah, çok şükür. Yabancı misyon şefleri, görüştüğümüz insanlar bize hep şunu söylediler. Bu depremin dörtte biri bizde olsaydı biz bunun altından kalkamazdık dediler. Kumbarasındaki paraları bozduran yavrularımızı mı dersiniz? Haccını erteleyerek AFAD'a yatıran abilerimi dersiniz? Ta Azerbaycan'dan Serber Beşirli diye bir kardeşimiz eski Hacı Murad'ın üzerine doldurmuş battaniyeleri, yiyecekleri, ben kardeşlerime yardıma gidiyorum diyor. Büyük bir milletiz. Elhamdülillah. O yüzdendir ki böyle bir milletin ferdi olmak, içinden bir üye olmak, emin olun naçizane benim için de hepimiz için de bir şeref vesilesi. Değerli kardeşlerim, şimdi orada 300 binden fazla ev yapılıyor. Binden fazla şantiyemiz var. 110 bin kişilik bir orduyla çalışıyoruz. 4333 köyde çelikten köy evleri yapıyoruz. Vatandaşımızın yıkılan evleri basit taştan olabilir. Ama şimdi çelikten evler yapıyoruz yerine. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı o. En iyisini yapın yapmışken. Bir kere yapılır, en sağlam yapalım. Hiçbir... Amin, amin. Allah ona uzun ömürler versin. Aslında bazı adamlar yakından tanıdığınızda sevmezsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Böyle tipler vardır. Geriden görünüşte bir şeydir adam. Şöhretlidir. Ama yakından tanısanız sevmezsiniz. Ama Cumhurbaşkanımızı bir tanıyın. Vallahi seversiniz. Billahi seversiniz. Adam oğlu adam. Eyvallah. Şimdi biz burada yaptığımız evleri yavaş yavaş teslim etmeye de başladık. 76 bin konutu teslim ettik. 8-10 ay içerisinde. Dile kolay. 76 bin konut. Hepsi de TOKİ'mizin konutları. Yıkılan dökülen yok. Eskiden TOKİ'yi beğenmezdi beyefendiler. O süslü vatandaşlar. Yukarıdan bakarlardı. Deprem geçti. 1 milyon 300 binden fazla TOKİ ev yapmış. Bir tanesi yıkılmadı. Sıvası bile çatlamadı elhamdülillah. Orada bu şekilde yapıyoruz. Bizler gece gündüz bir gayretin içerisindeyiz. Bizler dertli insanlarız. Biz tarihe karşı, insanımıza karşı sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Onun içindir ki çalışıyoruz. Fakat bu arada ne yazık ki bizim muhalifler de yaptığımız bu çalışmaları görüyorlar. Aslında biliyorlar da. Fakat işte hasetlik de ayrı bir duygu. Her biri bir laf söylüyor. Deprem olmuş ertesi gün bir genel başkanımızı, genel başkanına diyor ki bu hükümet gider. Depremin altında kalırlar ha. Ya depremin altında kalırlar dediğim bizim insanlarımız can veriyor. Sen hala siyasi hesap peşindesin mübarek adam. Bırak iktidar, ne yapacaksın? Erkenden orada temeller attık. Derdinizde ne oluyor? Artçılar geliyor, ne olur ne olmaz temel atmayın demeye başladılar. Ama biz
bilim adamlar ne diyorsa onu yapıyoruz tabii ki. Orada evleri bitirdik şimdi, teslim ediyoruz. Şu kadar ev teslim ettik diyorum. CHP'nin genel başkanı çıkmış diyor ki, nerede bu evler? Karnesini söylüyorum hükümetin, sıfır, sıfır. Tesübhanallah. Bir başka genel başkan çıkmış diyor ki, Nevzuhur bir sürü parti var biliyorsunuz, kerameti kendinden menkul. Kaç tane olduğunu da bilmiyoruz. Kendine sorarsan kocaman gururla, kibirle geziyorlar. Ama daha hayatta bir şeylerini de görmedik. Bir de çıkmış diyor ki, herhalde AKP'lilere dağıtıyorlar ya bunlar. Bunlar akrabalarına veriyorlar evleri. Dedim ki ya insafsızlığı bırakın. Şu zehirli dilinizi bir çekin. Eğer görmek istiyor musunuz? Bir şantiyeyi gezdireceğim size. Söz. Hadi gelin. Evlerimi görmek istiyorsunuz. Hepsini göstereceğim. Gelin. Bir tanesinden bile ses yok. Nasrettin Hoca'ya demişler ki, hocam adam olmanın yolu nedir demişler. Kulaktır oğlum demiş, kulak. Hocam nasıl iş ya? Kulak olur mu demişler. Olmaz olur mu evladım demiş. Karşınızdaki muhatabınız bir şey söylediği zaman can kulağıyla dinleyeceksiniz ki adam ne diyor diye anlayasınız. Bir de demiş, ağzınızdan ne çıkıyor duyasınız ki adam olasınız demiş. Allah bunlara kulak nasip etsin. Ne diyelim başka bunlara? Zaten bir evvelki ittifakı bir düşünün arkadaşlar. İki tane ittifak vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Birisi bizim AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifakı, Cumhur İttifakı. Birisi de altılı mı, yedili mi, dokuzlu mu, onlu mu, belirsiz bir şey. Bizim özümüz sözümüz birdi. Bizim üzerinde ittifak ettiğimiz en önemli konu bu vatanın bölünmez bütünlüğüydü. Bayrağımızdı, ezanımızdı. Biz böyle kol kola girdik, böyle çalıştık.